26 Nisan 1986 tarihinde neredeyse Kuzey Yarımküre'nin tamamını etkileyen dünyanın en büyük nükleer faciası yaşandı, Çernobil. HBO'nun Game of Thrones faciasından sonra 5 bölümlük mini bir dizi çıkarıldı, Çernobil. Çernobil hakkında her kafadan bir ses çıkmaya başladı. Malumunuz dizi popüler oldu, her kafadan bir ses çıkmaya başladı. Özellikle YouTube Türkiye'de doğru bilgi veren videolara erişmek neredeyse imkansız. Şimdi nükleer enerjiyle ilgili bir şeyler konuşabilmek için yetkili birilerini çağıralım. Bu değil, bu hiç değil. Bu kesinlikle değil. Bu olur. Bu nükleer enerji nedir? Radyasyon nedir? Füzyon nedir? Hatta nedir bu nükleer enerji? Şimdi ben bunları anlatacağım ama senin bir gitmen lazım. Çünkü ben buraya görseller koyacağım ve size bakmak istiyorum. Bu konuyu anlayabilmek için öncelikle elektrik nedir, nasıl üretilir, bunları biraz incelememiz lazım. Çünkü nükleer enerji ile elektrik üretimi ve termik santrallerden termik enerji ile elektrik üretim arasında çok büyük benzerlikler var. Öncelik elektriği nasıl üretiyoruz? Elektrik üretmek için Faraday yasalarını kullanırız. Faraday yasası manyetik alan içerisinde iletkenin alanını veya açısını değiştirdiğimiz zaman, yani daha teknik kavramlarla bahsedeceksek yanda gördüğünüz formüller gibi, manyetik akıyı zaman içerisinde değiştirdiğimiz zaman bir elektrik indükleriz. İndüklediğimiz elektrik bizim santrallerde ürettiğimiz elektriktir. Peki türbinleri nasıl çevireceğiz? Türbin çevirme işi basit. Benim türbünü çevirecek bir şeye ihtiyacım var. Suyla çeviriyorsam, suyun potansiyel enerjisiyle suyu serbest bırakıp türbün çeviriyorsam ismine hidroelektrik santrali diyoruz. Rüzgar pervaneleriyle çeviriyorsak ismine rüzgar enerji santralleri diyoruz. Eğer termik bir santraldeysem, yani ısıtılmış bir çekirdeğim varsa, ısıtılmış çekirdeğime su pompalıyorsam, bu pompaladığım su ısıtılmış çekirdeğe çarptığı anda su buharına dönüşecek. Ve su buharına dönüşen suyu ben türbünü çevirmek için kullanacağım. Türbün çevirirsek elektrik üretiriz. Nükleer santrallerde az önce bahsettiğim üzerine su fırlattığımız çekirdeği nükleer enerji yardımıyla ısıtıyoruz. Atom çekirdeklerinde kararlılık diye bir şey var. Proton ve nötron sayısı yaklaşık olan atomlar kararlıdır. 80 proton ve 80 nötrondan fazla parçacığa sahip çekirdekler kararsız çekirdekler. Uranyum da bunlardan bir tanesi. Hali hazırda zaten kararsız olarak bulunan uranyum çekirdeğine bir tane nötron gönderdiğimiz zaman uranyum füzyona uğrar. İki tane daha hafif elemente ayrılır. Ve açığa alfa, beta, gamma ışınları çıkar. Nükleer enerji bu bahsettiğimiz çerçevede gerçekleşir. Protonların ve nötron onların çekirdek dışındaki kütlesi çekirdek içindeki kütlesinden fazladır. Einstein'ın ünlü formülü E eşittir mc karede bu aradaki kütle farkını kullanarak açığa çıkan nükleer enerjiyi hesaplayabiliriz. Şimdi de biraz enerji değerlerine bakalım. Bir uranyum atomunun füzyonunda 200 mega elektron voltluk bir enerji elde ederiz. Şekildeki tablodan nükleer enerjinin diğer enerji kaynaklarına göre yok artık diyebileceğimiz kadar güçlü olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz. Örnek vermek gerekirse 1 kilogram uranyumdan 24 milyon megajül elde edebiliriz. 1 kilogram ham petrolden ise 46 megajüllük bir enerji elde edebiliriz. Mesela 1000 megawatt elektrik güce sahip bir santralde yıllık uranyum tüketimi sadece 25-30 tonken yıllık kömür tüketimi 2 milyon ve 2,5 milyon ton arasında değişmektedir. Ben bir fizikçiyim ve bir fizikçi fizikçi gibi konuşur. Bu ihtişamlı gücü tarih boyunca devletler atom bombaları yapmak, insan öldürmek ve tasarımı hatalı santralleri ülkeler arasındaki güç yarışında öne geçmek için kullandılar. Nükleer enerjiden vazgeçmek ve onu bir köşeye atmak yerine belki kendimizi değiştirmeliyiz. Uzaya çıkmak istiyorsak veya yerin dibine inmek istiyorsak veya dünyayı daha da güzelleştirmek istiyorsak nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanmayı öğrenmek zorundayız. Yani o zaman sen diyorsun ki nükleer enerji kraldır, mükemmeldir. E peki radyasyon, insanlar, kanser, genetik hasar, bunlar hakkında neler diyeceğiz? Bizim mühendisi çağıralım. Ya şimdi bütün hatam mühendislerdeydi bu. Bütün suç mühendislerde. Güzel. Radyoaktif ışımaları alfa, beta ve gamma diye ayırıyoruz. Alfa dediğimiz parçacık aslında iki elektronunu kaybetmiş, yoğunlaşmış bir helyum çekirdeğidir. Beta dediğimiz ışınma ise elektron ya da pozitron parçacıkların yayınımıdır. Gamma dediğimiz ışınma ise yüksek enerjili fotonların yayınımıdır. Alfa dediğimiz parçacığı bir kağıt parçasıyla durdurabiliriz. Beta'yı ise durdurmak için ince bir alüminyum levha yeterli olacaktır. Ancak gamma dediğimiz ışınmayı teorik olarak durdurmamız imkansız. Gamma
taşıması için kalın kurşun levhalarla transition probability'yi, ya bunun Türkçesini söylemem lazım değil mi? Geçiş olasılığını kalın kurşun levhalarla sıfıra indirebiliyoruz. Bu yüzden nükleer santrallerin duvarları kalın kurşun levhalarla kaplıdır. Arkadaşlar, bu ilk videomuzdu. Şimdilik amatör imkanlarla çekebiliyoruz. Güneş battığı için hızlı konuşmam lazım. İsterseniz kanalımıza abone olabilirsiniz.